Para birazcık işletmeyi 3'er 5'er saniyede yaptırılmaz, iyi olacak. Öbür gibi çok iyi yani. Bir ara geçelim oradan. Evet. Dönüştük ya. Otobüs yolun yarısında geldik. Aslında abi İstanbul 1'de yanılış kalıyor. Aslında yasak mı 12 olsa daha iyi olacak bir şey geldi bana. Dün ben çünkü 11'de 20 geçip ben geçtim oradan. Valla o çocuk telefonla istediği zaman ayarlar demiş. Yine bir şey, bir yoğunluk oluyor yani. Sabahçı. Özkan. Oylarını soruyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sadece tek günlerimizde. Gündemde ek madde ilave etmek isteyen 3 tane var. 1 bölgenin ölçekleri, uygulamalı imar planına plan düşünmeleri ilave etmektedir. Görüşülmesi. Bu en iyi bulmak olabilir. Bu şey 1/5 dediği plan hükümleri ilave edilmesi, imar planına hep yaptığımız yani bir takım eksiklikler varmış da onlarla ilgili çalışma. Yani komisyona havale edilecek, önümüzdeki meclis komisyon değerlendirip anlatacağız. Onları da anlatacağız. Bu imar revizyonu yaptık ya yine. Arkasından gelen plan alt notları falan bir değişiklikler yapılacak onunla ilgili. Gündeme alınmasını kabul edenler... Niye yapmaklarım? Bir okuyalım da. Ben onun için söyledim ya. Hayır, hepsini tek tek oluyoruz ya. Ya, birinci gündeme. Hayır. İsterseniz hepsini söyleyelim, ondan sonra tek tek oynayalım, fark etmez. Kafanın patlayıcı kuruluş komisyonu kararının görüşülmesi. Çünkü Akçova Belediyesi'nin plan revizyonu uygulama çalışmalarının gündeme alınması. Akçova Belediyesi dün gönderdi yazı. Sizin varsa başka ilk gündem... Yok, ben Cuman gibi görüşürüz konumadı ya. Onun için ben, tamam. Yani o geldiyse onu görüşelim. Tamam. İlk önce birinciyi oynayacağız. Hepsini kabul edenlerdi, hepsi değil. Tamam. Sıkılıyor. Kabul edildi. Evet, gündemimizin birinci maddesi belediyenin 2012 yılı faaliyet raporlarının görüşülmesi. Bunu başkanımıza herkes gönderdi değil mi? Evet, oturduk. Evet. Yani, bu var mı? Hayırlı olsun diyor. Bir söz almak isteyen var mı rapor hakkında? Valla yaptığı çalışmalar meydanda. Devamını ve takdirimi diliyoruz. Oylarını soruyorum. Teşekkür ederiz. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi belediyemiz 2012 yılı denetim komisyonu raporlarının görüşülmesi. Çine Belediyesi 2012 yılı meclis denetim komisyonu raporu. 5393 sayılı belediye kanunun 25. maddesine istinaden 2013 tarih 9 nolu kararla kurulan Meclis Denetim Komisyonu Abdullah Gökler, Mehmet Kıvrak ve Fikret Uzunoğlu katılımlarıyla toplanmış olup Mehmet Kıvrak komisyon başkanlığına seçilerek çalışmalara başlanmıştır. Tahsildarların kullandığı makbuzlar incelenerek 2012 yılında hasar ürününün 1.646.000, resim onarım 131.948, servet akımların 77.663, Hüseyin Savran'ın 76.479, Gökhan Uyan'ın 141.959, Ahmet Kepekçi'nin 106.649, Haydar Bahtiyar'ın 22.529, Adnan Tamcı'nın 1.560.705, Bircan Sarı'nın 1.672.770 TL tahsilat yaptığı tahsilatları bankaya usulüne uygun olarak yatırıldığı tespit edilmiştir. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan otobüs, otopark, sinema ve hayvan pazarı biletleri kontrol edilmiş, tahsilatların ve makbuz iftihar işlemlerinin usulüne uygun olduğu tespit edilmiş. Posta çekiyle gelen 6.836.49 TL'nin defter kayıtlarına işlendiği görülmüştür. Gelir cetvelleri incelenmiş, 2012 yılında 13.375.546.12 TL gelir tahakkuk etmiş, 2011 yılından devreden 1.780.901.32 TL alacakla toplam 15.156.447.44 kuruş tahakkuktan
10.696.193 TL 34 kuruş tahsil edilmiş. 2.679.352 kuruş 2013 yılına alacak olarak devir ettiği tespit edilmiştir. 2012 yılı gelirlerinde 2011 yılına göre %12.44 oranında artış olduğu görülmüştür. Gider cetvelleri incelenmiş. 2012 yılı bütçesi 15.366.320.50 kuruş olarak onaylanmış. Yıl içinde 12.333.088.79 kuruş ödenerek harcandığı tespit edilmiştir. 2012 yılı giderlerinde 2011 yılına göre %34 oranında artış olduğu görülmüştür. 2013 yılına firma ve şahıslardan 679.438.48 kuruş borç bakiyesi devir ettiği görülmüştür. Bu inceleme raporu tarafımızdan tazim edilerek belediye meclis görüşlerine arz olunur. Komisyon Başkanı Mehmet Kırrak, Komisyon Başkanı Yardımcısı Abdullah Gökler, Komisyon Üyesi Fikret Uzunoğlu. Evet arkadaşlar, komisyon raporu olarak burada bir söz almış diye tekrar edip var, şey var mı? Yoksa oylarını sunuyorum, kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi tam otomatik beton parke ve briket tesis makinesi alımının görüşülmesi. Bunu da söz alayım. Bizim yaklaşık 10 yıl önce aldığımız bir taş makinamız var. Ancak artık vasfını, sağlamlığını yitirmiş durumda. Ve kapasitesi çok düşük, hem işçilik hem de diğer elektrik gider maliyetleri yüksek. Şimdi köylerde yavaş yavaş Çin'e belediyesine bağlanacağı için biz hazırlıklarımızı, önümüzdeki dönem hazırlığımızı şimdiden yapmak için yeni bir taş parke makinesi almak istiyoruz. Bunu da soru sormak isteyen, görüş belirtmek isteyen varsa. Kaç dolar piyon başkan? Kaç dolar piyon? 500 bin lira civarında. Tam otomatik en son sistemi 500 bin, ama biz tabii ki bunun daha piyasa araştırmasını yapmadık. Meclisten karar şeyini yapalım dedik. 500 bin olabilir, daha düşük yarı otomatikleri var. Yüklemelerin elle yapıldığı, yüklemelerin de otomatik yapıldığı, her şeyin tam otomatiği 500 bin lira. En üst modeli 500 bin lira. Bunu şeyle, İller Bankası kredisiyle almayı düşünüyoruz. İller Bankası'ndan kredi alıp bu makineyi almayı düşünüyoruz. Konuyla görüşmek isteyen. Bakın, evet. Söz almak isteyen yoksa oylarını soruyorum arkadaşlar. Gündemimizin üçüncü maddesine oylarını soruyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. Gündemimizin dördüncü maddesi eski askerlik şubesi binasının belediyemiz bünyesinde müjdeye görüşülmesi. Ben bilgi vereyim bu konuda. Bizim eski askerlik şubesi binamız Kuvayi Milliye Müzesi olarak hizmet veriyor. Biz kendimiz Kuvayi Milliye Müzesi diyoruz ama Kültür Bakanlığı tarafından müze standartlarına uygun değildi, eksiklikleri vardı. O eksikliklerini giderdik biz. Artık Kültür Bakanlığı tarafından da müze statüsünü kazanması için bu kararları geçirmemiz gerekiyor. Müze adı Çin'e Kuvayi Milliye Müzesi olacak. Müze logosu ekte sunulmuştur. Müze logomuz şu şekilde belirledik. Kuvayi Milliye Müzesi logomuzu. Tatil günü belirlememiz gerekiyordu. Tatil günü yapmıyoruz. Her gün açık, haftanın 7 günü açık olarak kalacak. Müze çalışma saatleri kışın 8.30-17.30, yazında 9-18 arası olacak. Müze ziyaretinin ücretli ya da ücretsiz olmasına karar verilmesi ücretsiz olacak. Müzenin ziyaretçi sayısının belirlenmesi için bilet bastırılmasına karar verilmesi. Bilet bastırdığımızda ücretsiz diye mi bilet bastıracağız? Müze yetkilisinin belirlenmesi, ünvanı ve görevi, Elçin Gider, sanat tarihçisi ve müze sorumlusu. Bu konuda görüşmek etmek isteyen var mı? Soru sormak isteyen? Yoksa oylarını soruyorum arkadaşlar. Maddeyi kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin beşinci maddesi
İmar Plan Tadilatı, Hamidabad Mahallesi 75 Ada 24 Parsel. Şu Göcek tesisinin. Göcek tesisinin olduğu yer SSK istemişti. Hizmet binası resmi kurum alanı olarak değiştirmesini istemişti. Görüştünüz. Görüştük, olumlu görüş verdik. Rapor buradaydı. Gerek var mı okunmasına? Yok değil. Tamam. O zaman oyları soruyorum arkadaşlar. Oy birliğiyle kabul edilmişti. Gündemimizin 6. maddesi İmar Plan Tadilatı. Sarıoğlu Mahallesi 223 Ada 67 Parsel. Komisyona haber yapacak. Bu nereye soruyor yani? Bu şey, şu kimin de o un fabrikası olarak yapılmış bir yer var mıydı abi? Orayla ilgili. Serptaşların yaptığı yer. Evet, Nurettin Limon'un aldığı yer miydi? Komisyon havayla olacak. Yani bir inceleyeceğiz, önümüzde kalıp bilgilendiririz. Ne gibi bir değişiklik istiyorlar? Tam olarak ben bilmiyorum ne gibi bir değişiklik olduğunu. Muhtemelen çekme mesafelerinde sıkıntı olabilir. Ya da olmayabilir. Öyle bir şey olabilir. Yani inceleyip bir karar vereceğiz. Nedir bilmiyorum tam olarak. Komisyona var olacak evet. Ben görmedim ben. Evet arkadaşlar, bu komisyon hava ediyoruz. Labor edenler oy birliğe kabul edilmiştir. Gündemimizin 7. maddesi 5393 sayılı belediye kanunu 37. maddesine göre engüven üye seçimi yapılmıştır. Ben üyeliğine Altın Örgüne ile Erşim Karabuklu talep ediyorum. Erşin Karabulut, Asuman Güney. 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 Asuman Güney, Erşin Karabulut. Asuman Güney, Erşin Karabulut. Asuman Güney, Erşin Karabulut. Erşin Karabulut, Asuman Güney. Erşin Karabulut, Altman Güney. Erşin Karabulut, Altman Güney. Erşin Karabulut, Altman Güney. Erşin Karabulut, Altman Güney. Hayırlı olsun arkadaşlar. Gündemimizin 8. maddesi 5393 sayılı belediye kanunu 24. maddesine göre imar kuruluşunun seçiminin yapılması. Ben Engin Aydın, Erçin Karabulut, bir de Sabahattin Özkan öneriyorum. Engin.
Engin Aydın, Erçin Karabulut, Sabahattin Özkan. Engin Aydın, Erçin Karabulut, Sabahattin Özkan. Erçin Karabulut, Engin Aydın, Sabahattin Özkan. Engin Aydın, Erçin Karabulut, Sabahattin Özkan. Erçin Karabulut, Engin Aydın, Sabahattin Özkan. Engin Aydın, Erçin Karabulut, Sabahattin Özkan. Engin Aydın, Sabahattin Özkan, Erçin Karabulut. Erçin Karabulut, Engin Aydın, Sabahattin Özkan. Engin Aydın, Erçin Karabulut, 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 Sabahattin Özkan. Bu arkadaşlar hayırlı olsun. Gündemimizin 9. maddesi 5.393 sayılı belediye kanunu 24. maddesine göre plan ve bütçe komisyonu seçiminin yapılması. Ben bu komisyona Mehmet Kıvrak, Erciş Demirci ve Fikret Uzunova'yı teklif ediyorum. Erciş Devreci Fikret Uzunova, Mehmet Kıvrak, Erciş Devreci Fikret Uzunova. Erciş Devreci, Mehmet Kıvrak, Fikret Uzunova. Mehmet Kıvrak, Erciş Devreci Fikret Uzunova. Mehmet Kıvrak, Erciş Devreci Fikret Uzunova. Mehmet Kıvrak, Fikret Uzunova, Erciş Devreci. Mehmet Kıvrak, Erciş Devreci Fikret Uzunova. 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 Bu arkadaş çok hayırlı oldu. Evet, gündemimizde 10. maddesi 1 ölçütü bu. Evet. 1 ölçütü uygulamalı yıllar planı plan özellikle ilave edilmez. 4 ölçütü. Evet. Komisyona var. Komisyona mı? Komisyona var. Bu komisyona gönderilmesini kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 11. maddesi Avlabaş Mahallesi 2013 ada 14.34 parsel Sayın Taşınmaz Kapalı Pazar Yeri diyor. Evet. Kapalı Pazar Yeri Kuruluş Komisyon Kararı. Kapalı Pazar Yeri Kuruluş Komisyon Kararı. Evet. Bu başta bu bir yazı. Tamam. Pazar Yeri Kuruluş Komisyon Kararı, İmar Planı'nda belirlenen ilçelik Sandalat Mahallesi 213 ada 14 ve 34 parsel sayı taşınmazlar üzerine pazar yeri kurulmasının işletilmesinin
taşınması ve kapatılmasının hakkında yönetmeliğin 7. maddesine istinaden kurulan komisyonumuz, yönetmeliğin 5. maddesinin 3 ve 4. tarafında bahsedilen pazar yerlerinin kurulmasının uygunluğunu değerlendirmek üzere toplanmıştır. İlçe Kapçıoğlu ve Mahmut Köy'den pazar yerlerinin istifade etmesi, ilçemizde mevcut hali hazır pazar haftada bir kere kurulması ve ilçede tek pazar yeri olması, mevcut haliyle pazar yerinin çok dağınık olması, kurulacak olan kapalı pazar yerinin düzenli olmasından dolayı büyüklüğünün yeterli olacağı, kurulacak olan kapalı pazar yerinin mevcuttaki ulaşım trafik aksaklarını eski yerlere bertaraf edeceği, kurulacak olan kapalı pazar yerinin eski pazar yerinde olması, kurulacak olan kapalı pazar yerinin kontrolünü eski yerlerinin pazarcı kesinlikle kurulmaya fayda sağlayacağı, İlçemiz ve bağlı köylerimizde iklim şartlarının elverişli olması nedeniyle 13 ay boyunca sezgenleri ve kısmen sera üretiminin yapılıyor olması, ilçemiz ve bağlı köyler tarım ve hayvancıların geçim kaynağı olması, bölgemizde ürün yelpazesinin çeşitliği ve miktarı, üretici ve tüketicilerin geçmiş zamanlarda Çin'in belediyesine düzenli bir pazar yeri yapılması ile ilgili talepleri, kurulacak olan kapalı pazar yerinin mevcut pazar yeri düzenindeki trafik, can ve mal üretimine sebep olabilecek olumsuzlukların kısmen ortadan kalkmasına sebep olacağı hususları değerlendirilmiş. Ve yukarıda bilgileri verilen alanda her hafta perşembe günleri faaliyet gösteren güzel pazar yeri kurulması o yüzden uygun görülmüştür. Komisyon üyeleri Enver Sarkı İlçe Belediye Başkanı Murat Kulavuz, Komiser Yardımcısı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ömer Çiçek, Ziraat Mühendisi İlçe Tarım Müdürlüğü, Nevzat Bozkurt Çevre Sağlık Teknisyeni, Recai Şişman Çevre Sağlık Teknisyeni, Metin Uyar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Osman Yeşil, Ziraat Odası Başkanı, Nesami Ambalcı Fen İşler Müdürü, Fevzi Gündoğdu Zahat Ameri, Mustafa İlci Tarım Kredi Kooperatif Başkanı, Ramazan Madran Manavlar Derneği Başkanı. Bunu meclisten mi geçtik bu? Karar meclisten geçecek. Karar. Evet arkadaşlar, bu madde üzerinde söz olmak isteyen var mı? Yoksa oyları kuruyorum. Kabul edenler, oy birliği kabul edilmiştir. Gündemimizin 12. maddesi, Akçova Belediyesi'nin plan revizyonu uygulama çalışması için imar komisyonu. İmar komisyonu. İmar komisyonu. İmar, ben biraz önce gördüm yazıyı. Bildiğim kadarıyla şey, koordinat, ülke koordinatları ile ilgili yapılacak olan sondajlarla ilgili bir talep var. Akçıoğlu Belediyesi'nin imar komisyonuna havalesi. İmar komisyonuna havale edeceğiz bu maddeyi. İmar komisyonu değerlendirecek, ne yapılacağı, Akçıoğlu Belediyesi'nin tam olarak ne istediğini öğrenecek, inceleyecek. Ona göre bir dahaki mecliste kararımızı evet. Verip şey yapacağız. Komisyona havale edin mesela. Oyları soruyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimiz sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Dilek ve temenniyle. Teşekkür ederiz biz de. Geçen hafta şimdi gene havada bıçakla mı yaralanma olayı oldu. Biz de şikayetçiyiz ama kanunların bize verdiği yetkiler oraya bir şey yapmamıza engel oluyor. Biz sadece gidip denetleyebiliyoruz. Gidip denetlediğimizde orada çalışan bayanların sigortalı garson olduğunu söylüyorlar. Sigortalı garson bayan çalıştırmanın da kanunen bir şey yok. Ama orada bir masada oturup muhabbet ederken gördüğümüzde de yapabileceğimiz tek şey ceza kesmek, para cezası. Oranın ruhsatını iptal etmek gibi. Sigortalı çalışıp çalışmadığına dair bunlara sigorta, sosyal güvenlik... Onlar sigorta takip ediyor. Ya bize dedikleri bunlar bizim burada garsonumuz, sigortalı garsonumuz. Ya şahsın o bir belki ihtiyaç olur bazı kişilere göre ama şehrin merkezinden dışarı çıkarılması aslında çok iyi olur. Ya, zamanında Manavlar Derneği, şehrin merkezindeki için söyleyeyim. Evet. Zamanında Manavlar Derneği orayı lokal yapmak için kaç yıl önce aldıysa ruhsatı bilmiyorum. Alkollü işçi ruhsatı almış. Bir süre normal lokal olarak çalıştırmışlar. Ondan sonra da başka birisine devretmişler. Yeni alan kişi bu şekilde çalıştırıyor. Defalarca ceza kestik ama tekrar söylüyorum, ne kaymakamlığının ne bizim ne de polislerin orayı kapatma gibi ruhsatını iptal verilmiş hakkı ruhsatı iptal edemiyorsunuz. Biz de rahatsızız.
devamlı bir araya geldiğimizde Kaymakam Bey, Emniyet Müdürümüz hep beraber konuşuyoruz. Rahatsız olduğumuzdan yakınıyoruz. Ama bir ne yazık ki kanunen bir çözümümüz yok yani yapabileceğimiz. Geçen yastı, yerel yastırı çok güzel bir yerlermiş. Bilmiyorum okudunuz mu? Evet, evet, şey Emine teşekkür ederim yani yazdığı yer için. Güzel bir yazıydı. Bilmiyorum okuyayım. Başkanım, geçen hafta içerisinde çarşı esnafların vermiş olduğu bir dilekçi var. Dilekçenin önderliğini yapan benim. Bu bilgi hakkında yapılması gereken hakkında herhangi bir görüşme yapılıyor mu veya herhangi bir... Arasık'ta bu sarraflar çarşısında bulunan esnaflarımız dilekçe verildi. Orada zamanında ortaya çiçeklik yapılmış. O çiçekliğin ortadaki şeyi ikiye böldüğü, sokağı ikiye böldüğü, alışverişe gelenlerin karşıdan karşıya geçemediği ve günleştikçe orada dükkanların kapandığı, iş görmez hale geldiğini, çiçekliğin kaldırılmak istendiği tarafımızda bildirildi, değerlendirildi. Bizim amacımız şeyi araştırmasını yapıyoruz. Hem çiçekliği kaldırıp hem de üstünü kapatıp orayı daha işler bir hale getirebilir miyiz diye. Ama ilk planda çiçekliği kaldıracağız. Üstünü de kapatmayı düşünüyoruz. Yok, yok. Şöyle olumlu bir şekilde. Evet, daha iyi bir şekilde. İyi oluyor. Ya oraya artık sarraf arkadaşlarımızı tekrar geri getirebilir miyiz? Sarraflar gelmezse alternatif olarak aparatifçiler acaba gelebilir mi? O tür düşüncelerimiz olacak. Orayı canlandırmak için girişimlerimiz olacak. Erdin çıkan ayak olsun. Bence Erdin şikayesi bir başlasın. O kadar para verip dükkanı aldı adam. Caddeden. İçeriden bir ayak kiralasın. Aradan kaçın diye uğraşın. Bir saniye.